Evet Tayyip. Tabii son ligde son 3 maçta 7 puan. Kupada alınan neticeler tabii ortada. Genel bir değerlendirme alalım. Trabzon maçı ile ilgili de sorarız. Öncelikle biliyorsunuz ligde yeni bir takımız. Şu anki durumumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok daha iyi olabilecek kapasitede bir takımız. Bu kalitede bir takımız. İlerleyen haftalarda daha iyi noktalarda olacağımızı düşünüyorum. Önümüzde Trabzon maçı var. Liderle oynayacağız. Fakat biz sahada gerekli mücadeleyi gösterirsek her takımdan puan ve puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bu maça da ayrı şekilde gayet iyi hazırlanıyoruz. Hocamızla beraber iyi analizler yaptık. Umarım bu maçtan da puan ve puanlar alarak ligde yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz. Tabii Trabzon yöreyi iyi biliyorsun sen orayı da, o bölgeyi de. Nasıl bir maç bekliyor sizleri? Lider takım, rekorlar kırmak peşindeler. Uzun süredir yenilmiyor, bunu biliyoruz. Açıkçası bu durum bizi daha da hırslandırıyor. Başarılı bir takıma karşı oynayacağız fakat biz de kalitemizin ne kadar iyi olduğumuzun farkındayız. Sahada istediğimizi yapabilirsek hani herkese karşı galibiyet alabileceğimizin farkındayız. Umarım hedeflediğimiz gibi bir maç olur. Hazırlanmamızın karşılığını alabiliriz umarım. İnşallah bizim için mutlu bir sonuçta biter. Kim oynarsa oynasın, ne zaman görev gelse sahada elinden geleni yapıyorsun. Dün de Semih'le beraber çok iyi oynadınız. İmanlarda da görüyoruz zaten, çok iyi çalışıyorsun. Neler söyleyeceksin? Tabii iyi bir aile olmak bunu gerektirir. Geçen sene ben oynadım, diğer arkadaşlarım arkada bekledi. Bu sene şu an oynamıyorum, diğer abilerim oynuyor, ben bekliyorum. Yani bizim için sorun değil, kim oynarsa elinden gelenin en iyisini yapıyor. Arkada bekleyenler de gerçekten çok iyi şekilde hazırlanıyor. Herkes sırasını bekliyor ve sırasının geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de şu an bunu bekliyorum. Yani bizim için problem değil, biz iyi bir aileyiz. Kim oynarsa elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyor. Tabii önemli olan az önce belirttiğim gibi sonradan girenlerin, yani sizler bu dönem böyle. Hazır olarak girmeniz çok çok önemli, yani kendinizi hazır tutmanız da çok önemli değil mi? Yani tabii ki bizler profesyonel futbolcularız. Oynayıp oynamamak önemli değil. Yani asıl profesyonellik oynamadığınız zaman ortaya çıkıyor. Oynamadığınız zaman kendinizi en iyi şekilde hazır tutmak zorundasınız ki yani sıra geldiğinde tekrar formayı alabilirsiniz. Yani biz de kendimizi buna hazırlıyoruz. Kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Bir bütünlük var, görüyoruz yani hem antrenmanlarda hem maçlarda. Yani Adana Demirspor ailesi dediğimiz o olgu Süper Lig'de de devam ediyor. Hem yönetici, hem başkan, hem personel, hem sizler. Çok güzel bir ortam var. Yani tabii ki bizi başarıya götürecek olan şey bu bence. İyi bir aile olmak, personeliyle, başkanıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla, hocalarıyla. Yani biz bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki yeni bir takımız fakat yani çok erken bir şekilde bunu başardık. İyi bir aileyiz. Sahada da bunu yansıttığımızda yani başarı elbet gelecektir. Tayyip tabii Beşiktaş deplasmanı da zordu o dönem. 3-3 kaldı takım. Hatta 5 dakika uzatsa Demirspor'u yenebilirdi. Şimdi Trabzonspor takımı da bu ligin en formda takımlarından bir tanesi. Bu anlamda da hani az önce belirttiğin bizi motive ediyor. Ben biraz daha açabilir misin o cümleyi? Yani karşımızda kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Hani hocalarımız da analizleri bu yönde yapıyor zaten. Yani en iyi şekilde hazırlanıyoruz çünkü iyi bir takıma karşı maç oynayacağız. Yani açıkçası bu maçların ben bizim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha konsantre, daha ciddi olabiliyorsunuz maçlarda. Yani umarım dediğim gibi hedeflediğimiz puan ya da puanları alırız. Şimdi tabii geçen yıl şampiyonlukta çok uzun bir süre aldın. Şimdi görev gelirse oynuyorsun. Kişisel hedeflerde bir değişme var mı? Geçen yılki açıkladığın hedeflerde yoksa biraz daha büyüttü mü Tayyip hedefleri? Yani tabii ki daha büyüdüm. Yani her gün daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını başarmak istiyorum. Hedeflerinde tabii ki büyüme var. Daha çok çalışıyorum formayı alabilmek için. Formayı aldığımda daha iyi yerlere gelebilmek için. Umarım her zaman söylediğim gibi Avrupa hedefime, milli takım hedefime ulaşabilirim. Yabancı antrenörlerle daha önce çalıştın mı? Hoca ile ilgili neler söyleyeceksin? Yani Karabükspor'dayken de yabancı antrenörlerle çalışmıştım. Fakat hocamız şu an gerçekten taktik ve sistem anlamında çok üst düzey bir hoca. Bizi taktik anlamında ve özellikle savunma anlamında çok şey katıyor. İyi çalışıyoruz. Yani hocadan mümkün olduğunca fazla bir seviyede faydalanmaya çalışıyoruz. Umarım bize çok şey katar.